Selamünaleyküm arkadaşlar. Beyhan abinin papağan üretimhanesindeyiz. Bebek mi Beyhan abi? Maşallah sana. Tosun gibi ama düşer ha, dikkat. Oh. Beyhan abi, bunları sahiplendireceğim mi yoksa? Şu üretime mi katacaksın? Üretime katacağım bunları. Tamam. Biblo gibi 3 yavru. 3 tane kırmızı yanak. Bir çevirin lan yanakları görelim. He. He. Emeğine sağlık abi. Bu bebekler olmuş. Ben hazır. Arkadaşlar, Beyhan İbrahim abim, tanıştırayım. Beyhan abi, biraz kendinden, biraz da hobinden bahset. Ya işte bu yine Sultan hobiye bakalım. Biraz emek sarf edeceğiz Allah'ın izniyle. Merak verdik. Yeni başladığımızı. Aslında yeni başladık. Bakalım inşallah olacak. Allah'ın izniyle olur abi. Bence İnşallah. Güzel damızlıklarım var. Ki oturmaya da başlamış. Güvercin kümesini şu an böyle Sultan'a çevirdim. Aslında arkadaşlar. Süs güvercinini bitirdik. Bunlara döndük. Burası long face kümesiydi komple. Şimdi papağanlar var. Şöyle az önceki yavruların anne baba. Gayet güzel. Şimdi burada var mı? Burada bir yavru var. Küçük. Yavaşça davranalım. Korkutmayalım. Yuvada bakarız abi, hiç yapma. Ne korkutma diye şey yapayım. Çıkartayım bir şey. Baba çok atarlı. Şunları çok gösterelim. Evet arkadaşlar, buradaki bebekler daha yeni. Emeğine sağlık abi. Onlar da büyümeye başlamış. Burada var bunlar yani. Bunlar yeme düşmüş. 15 günden beri yeme düşmüş. Bunlar yavruların. Yavrularlar. Çok güzel abi. Renk tonları da güzel. Emeğine sağlık. Allah can pekliği versin. Buradakiler eşe ayırdıkları mı? Eşleştikten sonra onlar, mı diyor? Onlar da yavru şu an. Yavru. Bakalım 104 ay sonra inşallah eşe gelirler. Yavruları ayırdık. İleride damızlık olarak devam edeceğiz. Yuvaya girmeler başlayınca şey yapacağız. Ayırıyoruz eşe sonra. Yapacağız. Diğerlerine de bakalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle mekan tam kafa dinlemelik arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada misafir ağırlıyor. Gayet güzel. Hey gidi be, burada ne long face'ler vardı önceden. Değil mi abi? Şöyle ortam gösterelim arkadaşlar. Beyhan abi bu ortamda görelim. Burada yine damızlık çiftler var. Beyaz bir dişi mi erkek mi? Yavruyu doyuruyor değil mi? Sesler geliyor buradan. Burada da kankamız var. Korkma kızım, korkma. Tamam. İç elleme, iç elleme. Arkadaşlar, burada da yeni bebekler var. Şöyle gösterelim. Yeni çıkıyorlar. Hiç sıkıştırma. Dur, iç elleme. Onların altında da yavru var muhtemelen. İki tane yavru var. İkisi de çok güzel poz verdiler abi. Yavaşça yaklaştık onlara. Burada da var yine. Yer gök sultan olmuş. Bunlar yavruları büyütmüş. Bunlar da kocaman olmuşlar. Onları da görelim. Beyaz takım. Bravo, oradan fotoğraf alırdık. Gel, gel. Yine burada güzel bir takım. Üstte de bir takım var. Onlar da yumurtalı var. Yumurtalı var. Hiç rahatsız etmeyelim. Şöyle gezelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Beyhan abi, bize Makedon dönek dönekleri diyecektim ama geçti. Bulgar makarıcıları uçuracak. Yunan makarıcıları. Doğru mu? Bulgar değil. Burada da güzel bir takım arkadaşlar. Bunlar soldaki erkek. Wifi diye geçiyor değil mi bunlar? Wifi geçiyor.
azıcık olan bilgimle arkadaşlar aktarma yapıyorum size. Buradaki erkek de çok güzelmiş. Şöyle gösterelim. Rahatsız etmeden. Aferin size. Beğen abi. Bunlara kaç aydır emek veriyorsun abi? Bunlara 5 ay falan oluyor. 5 aydan beri emek veriyorum. 5 aydır. Oturmuş maşallah. Demek ki isteyince oluyor. Hayvanların yeri de güzel, sakin. Yerlerini sevmişler. Hayvanlar alışmış. Gayet güzel bence. Şuradakiler de yemdeler. Dalları mı yedikleri? Aynen. Dalları atmış, onu yiyor. Ne oldu kanka? Sen bize mi bağırıyorsun? Gel, gel. Bu alışık galiba. Gel. Senden mama mı istiyor? Yumurtayı koyduk. Hemen gelecek şimdi. Gel. Hadi gel. Ortam güzel. Hayvanlar alışmış. Yukarıda bir çift var yine. Şöyle gösterelim. Ne oldu, bağırma? Çok fena da bağırıyorlar ha. Yavrulu takımlara mı takviye yapıyorsun? Evet, yavrulu takımlara günde iki kere yumurta veriyorum. Günde iki defa yumurta takviyesi. Yarım yumurta üç yavruya yetmez mi? Normalde mama veriyorum da bugün yumurta veriyorum. Yumurta yesinler be. Arkadaşlar çok güzel bir üretimhane. Sakin, sakin. Sakin. Wifi'ler. Biraz ürkekler. Yavaşça yaklaştım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ürkütmeden. Korkutmeden. Şöyle sırasıyla gezelim. Herde neler varmış. Halil abi yediyor değil mi? Hasan abi de süs kuşlarının yeni meraklılarından. Ortam çok güzel, sessiz, sakin. Bir de sultanları çok bağırıyor diyorlar. Gayet yok, güzel video çekiliyor ben. Bunlar benim bildiğim tek kalınca bağırıyor herhalde. Fazla bağırışları yok yani, öyle muhabbet kuşu gibi ses yapmıyorlar fazla. Yok, gayet güzel. Ha kanka. Şuradakiler de. Büyük, ne oldu? En çok beğendiğin takım hangisi abi? En çok ilgini çeken bundan için. Ayırmak yok diyorsun. Evet. Hepsinin yeri bizim için aynı. Yoldukları falan çok güzel, havalı, bol delikli, daha iyi oksijen alsın diye. Doğru mu? Ne kadar havada o kadar iyi. Hazır aldığımızda bilmiyorum artık. Çok delikli mi, iyi deliksiz mi, onu çözemedik daha. Bakalım aynısı. Ama bence delik daha iyi. Çünkü kışın, dışkı kuruyacak, daha rahat olacak. Kışın fazla delik iyi değil diyorlar. Bantla da denemeler. Bir tur denersin. Baktın, aynen, verim almadın. İkinci tur bir daha. Yeni tecrübe edinmek bakalım. Yavaş yavaş.
Evet, o zaman gidelim biz Bulgar makarnacılarını uçurmaya. Arkadaşlar yorum beğeni eksik etmeyin. Beyhan abimizin emeği olan Sultan papağanlarına. Böyle üretimhane her yerde yok arkadaşlar. Tertemiz, keyifle bakılmış bir üretimhane. Yavrular gayet sağlıklı. Anaçlar gayet güzel.